Ben eminim kendimden, ben bana güveniyorum. Olacak bu iş. Yapacağım, yapacağım, yapacağım. Mary Jane, Mary Jane, Mary Jane. Ay, Allah'ım. Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu çok heyecanlandırıyor beni. Çünkü seyahat etmekle ilgili bir video ve vlog değil de ben böyle oturarak sizinle sohbet edeceğim açıkçası. Ve gezdiğim bazı yerleri anlatacağım size. Ve videonun konusu bugüne kadar gezdiğim 6 ülke ve bayıldığım 9 şehir olacak. Birinci ülkemiz İngiltere. Ben açıkçası İngiltere'de zaten Londra'da bir 5-5,5 sene kadar toplamda yaşadım. Ama İngiltere denince benim aklıma hiçbir zaman Londra gelmiyor. İki yer var. Bir Brighton, iki Cornwall. Şimdi Brighton zaten Londra'nın güneyinde trenle 45 dakikada varıyorsunuz. Ve denizde, yani sahil kasabası diyebilirsiniz ama aslında bir şehir. Arkadaşlar, o kadar güzel bir şehir ki özellikle yazın, kışın çok soğuk oluyor ve İngiltere'nin rüzgarı böyle çok fenadır. Hani kışın gitmenizi önermem ama Mayıs'tan Eylül sonuna kadar diyeyim ya da Ekim başına kadar kesinlikle şansınız olursa gidin. Gay şehri genel olarak çok renkli, inanılmaz derecede organik ürünler var. Zaten böyle doğaya çok katkıda bulunmayı seviyor. Yani her şey işte geri dönüşümlü atıklar. Bütün böyle yüzünüz için kullandığınız pamuklardan tutun, ne bileyim bebek bezleri, her şey organik. Vegan olmaya, bitki bazlı beslenmeye çok önem veren bir şehir. O yüzden de ben de yüksek sıralarda Brighton. İkincisi Cornwall. Cornwall neden? O da yine bir surf kasabası ve Londra'ya 6 saat uzaklıkta diyeyim. Benim en uzun ilişkimi yaşadığım erkek arkadaşım oralıydı açıkçası. Ve onun sayesinde o surfçüydü. Yani onunla beraber Cornwall bölgesini çok fazla keşfettim. Çok fazla orada bulundum. Yani yaşadım diyemem ama bir ara hani her hafta sonu gidiyorduk. İnanılmaz bir doğası var. Tabii surf deyince de aklınıza böyle hani müthiş Hawaii'deki surfler gelmesin. Genelde oranın denizi çok soğuk oluyor. O yüzden kıyafetlerini giyiyorlar işte. Böyle ördek gibi giyiniyorlar ya. Onun görselini bulursam şuraya ya da buraya koyarım. Onu giyip genelde giriyorlar ama çok güzel bir şehir ve yani kasaba mı şehir mi, Cornwall bence bir şehir, yani öyle olması gerekiyor. Çok güzel, ben böyle soğuk iklimleri de severim, kışın gitmeyi de çok seviyorum. Eğer ki şansınız olursa 6 saat uzaklıkta ve minimum 2 gününüzü ayırmanızı öneririm. Gitmeden kesinlikle önceden orayı book etmenizde, rezervasyon yapmanızda fayda var. Son olarak bir de Brighton'la ilgili şunu da söylememde fayda var. Hippie şehri. Ben o yüzden çok sevdim. Biliyorsunuz ben böyle ya hippie ruhluyum aslında. O yüzden bana çok hitap etmişti orası. İkinci şehrimize gelecek olursak, ikincisi ülkemiz daha doğrusu Avustralya. Ve Avustralya'da benim en çok sevdiğim, bayıldığım iki şehir kesinlikle bir Byron Bay'di. İkincisi de Perth. Perth nasıl söylüyorlarsa. Perth'ü neden çok sevdim? Ben oraya uçup oradan da işte Sydney'e galiba uçmuştum. Çünkü arabayla ya da başka vasıtayla çok zor. Hani çöl oralar hep. Dolayısıyla Perth'ten uçakla gitmiştim işte Sydney'e, Melbourne'a. Ama Perth'e gitmemin tek bir sebebi, ben St. Pusher mezunuyum. Bilmeyenleriniz varsa. Ve bizim hocamız vardı. Selam olsun Hülya hocamız, İngilizce hocamız. O orada Perth'te uzun seneler yaşamıştı. Ondan dolayı hep aklımdaydı. Ve koalalarıyla meşhur olduğunu biliyordum. En büyük hayallerimden biri de koalaya sarılmaktı açıkçası. O yüzden gittim ve de bayıldım. Hani doğası harika, inanılmaz böyle, zaten herkes mutlu, herkes huzurlu. Bu kadar mutlu ve huzurlu olmaları bana çok inanılmaz gelmişti. O yüzden Perth'ü çok sevdim. İkincisi de Byron Bay. Byron Bay de tamamen surf kasabası. Orada açıkçası böyle 8 kişinin, yani kızların, benim seçtiğim oydu. Yani 8 kız kalıyorduk. Ranzalarda zaten yatıyorsunuz ve yani bir hafta, belki daha fazla kaldım. Hani 2-3 gün diye gidip. Çok turistik olduğunu biliyorum. Çünkü Avustralya'da yaşayan tanıdıklarım, arkadaşlarım var. Onlardan özellikle çok duydum. Ve benim dediğim zaman, bu arada ben Avustralya'ya 9-10 sene önce falan gitmiştim. Yani 2009, hadi maksimum 2010'dur belki.
Ama 2009'du diye hatırlıyorum. Dolayısıyla da Byron Bay de eminim o zamandan bu zamana çok değişti. Üçüncü ülkeye geleceğim. Üçüncü ülke net olarak benim bayıldığım, öldüğüm, bittiğim Hawaii. Ve Hawaii'de ben Kauai Adası'na gitmiştim. Onu da liseden mezun olur olmaz Los Angeles'ta okumuştum 1,5 sene kadar. Ve o da arkadaşım yani tesadüfen Kauai Adalı çıkmıştı. Ve bir Nisan'da hani o 3 haftalık Easter, Paskalya bayramları oluyor. O olduğu için hani gidemiyordum işte bazı sebeplerden dolayı Türkiye'ye geri dönemedim. Maddi sebeplerden dolayı uçak bileti alamadım, bulamadım. Olmadı. O yüzden o beni davet etti. Ve onun sayesinde ve de bir local, oralı olan biri onunla gezdim. Ya size sonra da bu arada Kauai Adası'ndan bahsediyorum. En kuzeydeki ada. En küçük ada olması gerekiyor ama yanılıyor olabilirim. Çünkü Oahu, Maui, Big Island ve Kauai adalarından oluşuyor Hawaii. Yine 2008-2009'dan bahsediyorum. O kadar bayıldım ki ertesi yaz annemi oraya götürdüm böyle zorla, çok uzak diye gelmek istememişti. Ve 2 hafta gittik. İlk Honolulu'ya inip orada birkaç gün geçirmiştik. Ben orayı çok sevmedim, çok turistik diye. Ondan sonra Kauai Adası'na geçmiştik. Ya bayıldım. Yani size hani anlatmam mümkün değil. O gökyüzünü görmeniz lazım. Gerçekten umuyorum görürsünüz. Cornwall'dan bahsettim. Cornwall'da o gece yıldızlardan gökyüzü gözükmüyor. Hani bunu size bilmiyorum nasıl anlatabilirim. Ve içimin nasıl coşkuyla, nasıl böyle... Ne diyebilirim bilmiyorum. Sevgiyle, şükran duygusuyla, minnetle. Çünkü ben doğa aşığıyım. Doğa olduğunu anlatamam. Aynı duygu hayatımda 2-3 yerde bu oldu. İşte bir Kauai'de. Gökyüzüne zaten böyle 8-9 gibi hani bayağı çıkıyordu yıldızlar. İnanılmaz etkilemişti beni. Bir de gün batımları. Yani gün doğumlarını çok erken kalkmayı hala öğrenemediğim için... Yapamıyorum. Hani izlemeyi çok isterim ama kesinlikle gün doğumlarını da izlemeyi, ama gün batımlarını, o renklere böyle dokunsanız gerçekten o bulutlara değebilecek mesafedeydiniz. Şöyle de bir şey vardı. O arkadaşım 2,5 saatte adayı dolaştırmıştı bana ve yalın ayak. Hani böyle denize giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, ayağınızda kumlar. Zaten böyle üstü açık hani cipler ama öyle lüks değil hiçbir şekilde. Hani normal böyle cipler. Onunla gel bir kahve içelim diyor size işte. Yani diyordu bana. Bir kahve içiyoruz. Ondan sonra böyle o zamanların çok yoktu. Şimdi var mı bilmiyorum. Böyle hani karpuz, bildiğiniz karpuzu oyuyorlar. Böyle frozen bir şeyler koyuyorlar. Hani çok ada hayatıydı. Ve ada hayatını yaşamak, 3 haftada orada kalmak. Bir de yer yatağında yatıyorsunuz. Her yerde böyle Hindistan cevizi ağaçları, tropikal şeyleri ben seviyorum hani antin kuntin. İnanılmaz iyi gelmişti. O yüzden 3. bayıldığım ülke kesinlikle Hawaii ve Kauai Adası'ydı. Şimdi 4. ülke kesinlikle benim için Nepal. Ve Nepal'de de Katmandu'ya bayılmıştım. Zaten başkentleri oluyor. Yalnız şunun altını çizmem gerekiyor. Ben o kadar çok bayıldım ki oraya, seneler sonra annemi götürmüştüm. Yani onun da görmesini istedim. Ve ben de çok Hindistan manyağı değilim. 3 kere gittim. Babam orayı çok severdi. Zaten 2 kere o beni götürdü. Hatta aşramda da kalmıştım. Sürüklenmiştim daha doğrusu, biraz zorlu oldu. Her neyse konu şu, annem çok sevmez Hindistan'ı, ben de sevmiyorum dediğim gibi. Nepal'e ama götürmek istedim çünkü Nepal daha farklıydı. Şunun altını çizeceğim bu arada, o kadar böyle heyecanlanıyorum ki seyahat konusunda. Ben deprem öncesi gittim. Ve arkadaşlar depremden sonraya denk geldi annemi götürmem. Hatta hatırlarsınız. Reyna mı bombalanmıştı, hani çok kötüydü. 1 Ocak sabahına uyanmıştık. O zaman biz Katmandu'daydık ve o zamanlarda zaten deprem çok önceden olmuştu. Bütün şehir mahvolmuş vaziyetteydi. Dolayısıyla o eski coşkuyu, hani o renkleri o kadar çok görememiştim. Yani deprem öncesinde gitmenizi çok isterdim. Ve deprem tabii ki de çok şanssız, çok hoş olmayan, yani can alan bir afet. Yani bunda diyecek hiçbir şeyim yok. Umuyorum ki bizlerin başına gelmez ve hiç kimse bu şekilde yaralanmaz, hiç kimseye bir şey olmaz. Ama şehir depremden dolayı bayağı harap olmuştu. Ben Katmandu'ya gittiğimde öncesinde o renkleri, yani o çocukların coşkularını, herkes yalın ayaktı. İnanın çok fakir bir ülke.
bayağı fakir bir ülke ve o çocukların yanında hiçbir şey olmayıp da o kadar coşkuyla koşmaları, mutlu olmaları. Yani beni o kadar etkilemişti ki hani size bunu anlatmamın imkanı yok. O gözlerindeki mutluluğu görmeniz gerekiyordu. Yine doğası çok güzel. Zaten çok fazla orada rahip var. Hep turuncu giyiyorlar. Beni çok etkilemişti. Bir de kültürleri çok farklı. Hani bunu herkes yapıyor. Yani o beni çok etkiledi. Bilmiyorum, o şükran duygusunu, minnet duygusunu özellikle Nepalliler bana çok fazla hissettirmişti. Dolayısıyla da gidip görmenizi istediğim ülkelerden, Katmandu, şehirlerden. Bir de tapınak, yani yanlış olmasın yine. Gezdiğim yerleri çok iyi hatırlıyorum ama isimlerde felaketim. O maymunların çok olduğu tapınak Katmandu'daydı diye hatırlıyorum. Oraya da gitme şansınız olursa gerçekten çok enteresan. Ama elinizde özellikle yemek olmamasına çok dikkat edin. Gerçekten maymunlar alıyor ve kapıyor. Yapacak da hiçbir şeyiniz yok. Çok güçler. Yani saçlarınızı falan çekiyor bir maymun. Bir gün imkan olursa yine gider, yine paylaşırım. Yani o zaman sizinle paylaşırım. Beşinci ülke net olarak Norveç. Çok istiyorum, daha kuzeyine gitmedim. Hani Trondheim'ın daha da kuzeyine gitmek istiyorum. O kuzey ışıklarını görmek. Ama bunu yalnız yapmak istemiyorum. Çünkü çok yalnız seyahat ettim. Ya da yollarda tanıştığım çok arkadaşlarım, seyahat arkadaşlarım oldu. Onlarla hani bir yerden bir yerlere gittim. Ama çok fazla arkadaşlarımla seyahat etmedim. Yeri geldi tabii ki de erkek arkadaşlarımla seyahat ettiğim de oldu. Şimdi neyse, konumuza geri dönelim. Norveç'te Bergen'e gittim. Ve Bergen diye mi söyleniyor? Bergen diye mi artık? Bilmiyorum. Norveçli arkadaşlar izliyorsanız ya da Norveç'te yaşayan Türkler lütfen yorum bırakın. Ve şu şekilde okunuyor diye benimle paylaşabilirsiniz. Bergen'e en çok bayılmamın sebebi o kutu kutu evleri. Biraz Amsterdam'ı da açıkçası anımsatıyor. Ama daha bana orijinal geliyor. Yani bir de Amsterdam'a ben o kadar çok gittim ki, yani Hollanda'ya genel olarak. Artık orası böyle bir yerde, yani 16, 17, 18 yaşlarım neredeyse hep oralarda geçti. Yani çok gidip geliyordum. Çok arkadaşım vardı o zamanlarda. O yüzden bu arada bu kadar çok yabancı arkadaşlarımın olmasının en büyük sebebi de yaz okullarına çok gitmem. Yani bu yüzden çok insan tanıdım hani diğer ülkelerden. Bergen'e bayıldım. Evleri böyle minnacık olmaları, hani gerçekten böyle kutu kutu kutu. İnsanların sıcaklığı, bir de ben Oslo'dan geçtim. Oslo'da açıkçası hani Paris'le kıyaslamak istemiyorum. Böyle o arrogant denir, hani ne dik başlı değil de böyle bir kendini beğenmiş. Arrogant böyle yazacağım burada. Kusura bakmayın bu İngilizce kelimeler için. Özendiğimden değil, inanın aklıma o anda gelmediğinden. Çünkü arrogant ne? Oslolu olanlar biraz bana öyle gelmişlerdi. Ve Parisliler de öyleydi. O yüzden biraz insan olarak onları andırmıştı. Ama Bergen'de böyle çok rahatlar. Hatta couchsurfing ile gittim. Ya sizinle paylaşmak istediğim o kadar çok şey var ki aslında. Yani couchsurfing hatıralarımı, anılarımı da bilmiyorum, anlatırım belki. Hatta belki yine couchsurfing yaparım. İnanılmaz insanlarla tanışmıştım, Bergenli olan ve bana çok gezdirmişlerdi. Küçük bir şehir ama çok renkli, çok bana sakin olmasına rağmen böyle enerji dolu gelmişti. 2-3 gün kaldım. 2-3 günden sonrası biraz zorlayabilir. Yani ya da ben böyle çok sakin, hani bir sebepten dolayı orada değilsem, atıyorum bir kurstur, ne bileyim bir şey öğrenmek içindir ya da bir arkadaşımı ziyarete bir haftalığına gitmişimdir, biraz sıkılabiliyorum. Belki bu da benim öğrenmem gereken bir şey. Çünkü tez canlılığım var. Ama gidin, ne kadar isterseniz o kadar kalın. Muhteşem bir şehir. Kesinlikle öneriyorum. Şimdi aslında bütün anlatacaklarım bu kadardı ama son anda aklıma geldi. Çünkü benim ömrü hayatımda, umuyorum ki doğru bir Türkçedir. Ömrü hayatımda, ilk defa kullanmış olabilirim. Ay bayıldım. Bir daha söyleyeyim ne olur. Ömrü hayatımda bayıldığım, yani İstanbul'da yaşamasam yaşayacağım bence ikinci şehir. Düşünüyorum, kendimi de yanıltmayayım ama bu kadar uzak olmasa benim ikinci şehir net San Francisco, üçüncü net Seattle. San Francisco'yu niye seviyorum? Arkadaşlar, Los Angeles'ta okurken, yani orada bir buçuk seneye yakın yaşarken üniversiteden dolayı hani San Francisco'ya çok gidip geldim. O sebeple hani İstanbul'dan aman da kalkayım bir San Francisco'ya gideyim gibi olmadı. Hani orada okurken işte Cuma'dan mesela megabuslar vardı. O zamanlar bilmiyorum, promosyondu %90. 1 dolara, 11 dolara, hani 20 dolar değildi yani. Gidiyorduk, yani ben gidiyordum. Bazen arkadaşlarımla da gidiyorduk üniversiteden. İşte bilmiyorum 10 saat mi sürüyordu otobüsü, 11 saat mi, gece biniyordunuz, sabah gidiyordunuz. O şekilde çok keşfettim.
Ama yine altını çiziyorum, dediğim yıllar 2009-2010 falan, yani Londra'ya gitmeden önce. Sonrasında yani 2-3 sene önce yine gittim birkaç kere. Çünkü San Francisco'ya bayılıyorum ve imkan olursa yine birkaç aya yine gideceğim. Ve gitmemin bir sebebi var ama o da sürpriz olacak. Onu sizinle paylaşmayacağım. Kendimi tutabilirsem, heyecanıma yenik düşmezsem. Orada görürsünüz artık neden orada olduğumu. Ve niye seviyorum? İnsanları muhteşem. Yani Los Angeles böyle şey vardır. LA people böyle. Hani Los Angeles insanları daha yüzeysellerdir açıkçası. Genel olarak tabii ki. Ya da ben çok öyle buluyorum. Çok böyle görünümlerine önem verirler. Ve bu bana çok fazla hitap etmiyor. Yani aşırı derecede ah falan böyle takılamıyorum. Ve bunu da çok sevmiyorum. Bana hitap etmiyor. San Francisco'da kendimi çok rahat hissettim. Renkli insanlar, yani o kadar ayrı ülkelerden harman karman çorman insanlar var ki, çok değişik böyle bölgeler, yani bir bölge başka, bir bölge başka. Ve en etkilendiğim, bilirsiniz hani şöyledir yolları, hani o tramvaylar böyle gider. San Francisco bu arada %97 gay popülasyonuna sahip olmakla beraber sanıyorum ki dünyadaki bir ya da iki numaralı gay şehirlerinden biridir. Çok tatlılar. Yani kafeleri inanılmaz, müzik konusunda enfesler. İstanbul'da benimle aynı fikirdeyseniz lütfen bu konuyu benimle yorumlarda paylaşın. Bana düşüncelerinizi lütfen söyleyin. İstanbul'da çok fazla gerçek anlamda kaliteli, kaliteli derken böyle poş, elit anlamında demiyorum, güzel müzik yapan yerler istiyorum. Tabii ki de var. Ama böyle bir caz barımız olsun, ne bileyim, yaşlı böyle 50 yaş üstü insanlar da gidebilsin, dans edebilsinler. Hani o tarz ortamlar, ya da ben mi bilmiyorum, hani İstanbul'da çok yok, San Francisco'da dolu. Yani 70 yaşında amcalar davul falan çalıyor. Bayılmıştım, size anlatamam. Çok orijinal bir şehir ve kovalar. Sizden yorum bekliyorum. Bence San Francisco %99 diyeyim, kova şehri. Bana kalırsa Brighton'da öyle. Çok özgürlükçü, çok idealist, çok orijinal olmasından dolayı en fazla. Şimdi son olarak Seattle'ı anlatacağım. Seattle nasıl bir şehir? İnanılmaz bir doğaya sahip. Yani çok güzel. Ben zaten oradayken yine Airbnb deneyimlerden Forest Tower videomu izlemediyseniz buralarda koyacağım. Onu izleyebilirsiniz. O Forest Tower, orman kulesi yerini de keşfetmem Airbnb deneyimler sayesinde olmuş. Yani Airbnb'de deneyimlerden bulmamla. Seattle'a gittiğimde de yine böyle bir doğa yürüyüşü seçmiştim. Orada da o Airbnb deneyimlerdendi ve inanılmaz iyi gelmişti. Yani o doğası, insanları çok tatlılardı. İnanılmaz iyi kafeler var. Çok kahve konusunda zaten müthişler. Ve bu arada dünyada ilk açılan Starbucks Seattle'da açıldı. Oraya da gittim, gördüm. Neden hani o mesela neden deniz kızı amblemini kullanıyorlar onu da biliyordum ama şu an atacağım, yani hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Ben genelde böyle bilgileri, hani çok gerekli olmayan bilgileri aklımda tutmuyorum. Bilmiyorum. Bence iyi bir özellik. Her neyse, böyle inanılmaz sıra vardı her zaman. Bir limanın oradaydı diye hatırlıyorum. Hatta birkaç kere gittim ben Seattle'a. İlk gittiğimde de gitmiştim. Sonrasında da. Sonuç olarak orası yani Kaliforniya bölgesinin hemen üzerinde Portland, Oregon var. Onun hemen üzerinde kuzeydeki, yani kuzey oluyor işte bu taraftaki eyalet. Gitmenizi kesinlikle öneririm. Yani renkleri, böyle orijinallikleri çok başka. Bütün bu anlattıklarım, bayıldığım 6 ülke ve 9 şehirdi. Ama size daha nicesini paylaşmak istiyorum. Siz de dilerseniz ileride de zaten umuyorum ki vloglarda bunları sizinle paylaşıyor olacağım. O daha da eğlenceli olur. Orayı çünkü siz de görmüş olursunuz ve ben bazı şeylerden size bahsedebilmiş de olurum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız ve bana desteğinizi gerçekten bu şekilde de gösterirseniz çok mutlu olurum. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Yeri gelmişken, ben YouTube'da mesela laf olsun diye tabii ki de hani eğlenceli videolar izliyorum.
hiç bana bir şey katması da bazı videoların gerekmiyor, yani o moddaysam. Ama genel olarak bir şey katması ve bir şey öğrenmem benim için çok değerli. Bu açıdan da umuyorum bu videoda size bir şeyler katmıştır. Her pazartesi ve cuma günleri saat 6'da video yayınlıyorum. O bildirim zilini de açarsanız böyle şöyle bım bım diye tutuyor. Haftaya yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Sevgi, neşe, coşkuyla ve seyahat etmeyi seviyorsanız maddi ve manevi bu olanaklara sahip kalın diye umuyorum. Görüşmek üzere. Bir de olmazsa bak bir daha yapıyorum, bunu kullanırız, tamam. Eskiden televizyonlarda şey olurdu. Sevgili kuaförüm Murat Bey, bu arada bir önceki videoda bana birkaç atışta bulunmuşsunuz. En kısa zamanda yerinizi ziyaret edeceğim. Hayırlı uğurlu olsun. İyice saçmaladım.